Sucuğumuz bu şekilde. Bunun içinde baharatları var. Kimyon, karabiber, yeni bahar, tuz, sarımsak. Bunları harman yapıyoruz. Etin içinde baharat ölene kadar eti karıştırıyoruz. Bu şekilde. Yavaş yavaş. Evet. Tostunun tarihi önce şöyle diyeyim, Kemal Yamaner vardı. Ondan başladı, bu 50'li yıllarda başladı. Biz de önceden onun karşısında kendi dükkanımız vardı, ondan öğrendik. Asıl tarihçesi 60'lı 50'li yıllardan beri başlıyor. Yarım asırlık bir lezzet, Ordu'ya özel. Tostu özeldir, sucuğu özeldir, kaşarı özeldir. Toz kaşarından yapılır. Sucuğu biz kendimiz demin gösterdiğim gibi dana kıymasından yapıyoruz. Ekmeğe, altılık ekmekten yapılır, tavada yapılır. Özel siparişle yapılır. Bunların karışımından böyle bir lezzet ortaya çıktı. Bu Türkiye'de bir tek Ordu'da. Evet. Başka bir yerde bunu bulamayız, yiyemeyiz. Yesek de aynı tadı alamayız. Evet. Son dönemde çok ilgi de var Ordu tostuna. Özellikle kimler tercih ediyor? Sabah insanlar ilk geldiğinde buraya mutlaka yiyorlar mı? Tercihleri oluyor mu bu konuda? Sabahları yiyorlar. Gün içinde yiyorlar, gün dışında yiyorlar. Dışarı servislerimiz çok, il dışına yolluyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir. Mesela cumartesi günü Ankara'ya yolladım. İstanbul'a, İzmir'e çok sipariş oluyor il dışına. Bir de şöyle, yazın yerli turist, yabancı turist çok geliyor. Ayrıca burası Ordu Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından Ordu Tostu olarak tescillendi. Tescil belgemizi aldık. Ordu'da bir tek bende var. En eski de ben sayılırım bu işi yapan. Şimdi kışın daha az oluyor tabii, yerli turizm yok. Yabancı turizm yok. Kendi kendimize yiyoruz, içiyoruz. Ama ortalaması 50-60 tost her gün gider. Kışın böyle, yazın daha fazla. 80-100'ü buluyor. İl dışına çok yapıyoruz yazın. İl dışına herhalde içini doldurup kızartıyorum. Aynen, deminki gösterdiğim gibi içini dolduruyorum, kızartıyorum. Güzel yine sarıyorum. Onu sadece gidip götürenler orada ya yanmaz tavada ya deep freeze'de ısıtıp yiyorlar.